videomuza hoş geldiniz. Merhaba. Şu an böyle karmakarışık olduğumuz bir saatteyiz, dakikalardayız. Ama sizi de haberdar etmek istedim. Başlıktan da gördüğünüz gibi Sami pozitif. Şöyle mi tutayım ya, şöyle durmuyor. Şimdi nasıl oldu derseniz, karavanla hafta sonu biliyorsunuz Poyraz'lardaydık. Poyrazlar'da Sami sahura kadar hiç yatmadı. Biz yine içeriye girdik, sıcak ısındık, yattık, uyuduk, kalktık falan. Sami hiç içeri girmedi. Soğukta durdu. Hep dışarıda durdu. Ben de bunun muhtemelen soğuktan olabileceğini düşündüm. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak istedim. Dün akşam nasıl oldu? Sırtım ağrıyor dedin değil mi? Ya, sırtım ağrıyordu. Rica ettim, bir sıcak su torbası yapar mısın dedim. Peki dedik ya, benim sırtım hep ağrıyor dedi. Hep ağrıyor dedim sırtım. Ne dedi, nasıl yapıyorsun? Vallahi dedim, bu başka bir ağrı, gerçekten farklı bir ağrı. Ya dedi, o zaman dedi ben torbayı yapayım da yarın sabah dedi işe giderken hemen bir test yaptırsan. Ya şimdi ne olur ne olmaz dedim. Tamam evet, şeyde karavan kampta üşüttüğünü çok iyi biliyorum, çok eminim. Ama şimdi dedim ki başkalarını riske sokmayalım, annemler var, büyüklerimiz var etrafımızda. Yani ne olur ne olmaz, en azından vitamin takviyeleri yaparız. Dedim ki o zaman ben sana sıcak su torbasını yapayım. Ama hemen dedim sabahta nasipse giderken dükkana şeye gidelim. Devlet Hastanesi'ne teste gidelim dedim. Sonra geç de geldik zaten. 12 gibi falan 1'e geliyordu. Hemen testi yaptırdık. Oradan iş yerine geçtik. Ama tabii bugün hiç çıkmadık dükkandan. Sami arkadan atölyeden çıkmadı. Ben önden çıkmadım. Sonra Sami, Meryem aradı. İşte ne yapıyorsunuz? İyi dedim Meryem. Sonuca dedim sürekli bakıyoruz. Test yaptırdık Sami'ye dedim. Ama dedim sonucu öğrenemiyoruz. Nasıl öğrenelim? Dedi niye yaptırdınız falan dedi. Dedim böyle bir sırt ağrısı var dedi. Ne olur ne olmaz gidelim dedim dedim. Ama %90 dedim çıkmaz herhalde dedim. Meryem dedi ki evet yok ya dedi. %90 çıkmaz derken Sami atölyede duruyordu hep arkada. Ben de önde duruyorum ama dükkandan hiç çıkmadım bugün. Hiç kimsenin yanına. Zaten oruçluyum, arkada böyle film izledim. Hatta Aşk-ı Memnu'ya kadar izledim yani. Bir sürü dizi izledim. Sonra Sami arkadan geldi biz Meryem'le konuşurken. Pozitifim dedi. Ne diyor dedim. Ben de yavaş konuşuyor mu diyor diyorum. Pozitifim dedi. Ben şok oldum. Şaka yapıyorsun değil mi diyorum. Hayır gerçek dedi. Pozitifim dedi. Allah'tan ki kumsal annemlerde kaç gündür orada kalıyor. Öykülix orada kalıyor. Evet. O yüzden ama yine de o da temaslı göründüğü için sanırım okula gitmemesi gerekiyormuş. Sistemde otomatik olarak gözüküyor. Evet. Sonra böyle apar topar kapattık dükkanı. Hemen dedim Sami bilgisayarı al. Muhtemelen 7 gün canımız çok sıkılacak. Allah'ın izniyle inşallah güzel atlatırız. Bilgisayarı aldı. Hemen telefon çıkıyoruz ama ben nasıl çıkıyoruz böyle. Ay diyorum ki bir şey unutmayayım yani. Bir panik yaptım. O anda da işte grubumuza pozitif Sami deyince arayanlar da oluyor. Ben onları meşgule alıyorum. Ama ne olur dua edin. Yani biliyorsunuz ben panik atak hastasıyım zaten. Çok evhamlıyım. İnşallah böyle hafif atlatırız. Yani vallahi ne olursunuz dualarınızı eksik etmeyin. Böylece Sami de böyle atlatırsa çok şükür demeyeyim. Hastalar şükür denmezmiş. Hamdolsun diyeyim. Hamdolsun inşallah böyle atlatır. Bana geçer mi geçmez mi hiçbir fikrim yok. Şu an için bir şeyim yok yani Allah'a şükür. Aman olmasın. Doğalak korusun böyle ölümlerde duyduk ya böyle bir tarafım. Böyle artık bir ara sinirlerim bozuldu. Dükkanı toparlıyoruz çıkacağız ama ben gülüyorum yani. Ay olamaz. Kaç yıl sonra bize de mi uğradı bu diye. Vallahi. Senden de bana geçmezse bilmiyorum yani. Geçer ama sanırım değil mi? Bilemezsin ki yani. Var mı böyle başınıza gelen eşi evde olup kendinde olmayan? Benim duyduğum var o şekilde. Benim de var. Ya bir de hani ben kolay kolay grip olan bir adam değilim. Nezle evet. De olmam. Evet. Yani işin gerçeği çok nadirdir yani benim hasta olmam ama valla dün akşam hala mesela böyle etkisi her tarafım o şekilde. Böyle aklınızda varsa bildiğiniz, hani benim bitkisel yönler biliyorum böyle koronada, Covid'de yapılması gereken şeyler birkaç şey biliyorum ama sizlerin de böyle bildiğiniz bir şey varsa bana yazarsanız, Instagram'dan da olur, buradan da olur, yazarsanız çok sevinirim.
uygularım yani. Böyle bitkisel şeyleri uygulamayı çok severim. Bence çok yazmayayım. Koboy olmak istemiyorum. Ya yazın ne olur. Çok yazmayayım bence diyor. Koboy olmak istemiyorum diyor. Ay Allah korusun Sam. Genç hastalıktan vefat edenler var. Allah korusun. Neyse şimdi annemle de konuştuk. O da yavrum benim. Böyle panik de yapmış belli. Ama şey diyor. Ay yok bir diyor. Allah'ın izniyle böylece atlatırsınız diyor. Ondan sonra şimdi bana diyor ki kimse diyor karısında oluyor kocasında olmuyor diyor. Kocasında oluyor karısında olmuyor diyor. Hani beni böyle sakinleştirmeye çalışıyor yavrum. Anne işte o da yine de tedirgin olur. Sami'nin annelerinin daha haberi yok. Muhtemelen videodan sonra olur. Yani işte bilmiyorum vlog çekemem diye düşünüyorum. Sizi de böyle haberdar etmek istedim. Çünkü Instagram'dan muhtemelen oradan takip edenler görecek. Buradakileri habersiz bırakmak istemedim. Hem dualarınıza talibim, lütfen dua edin. Bir panik atak hastası olarak şu an Covid'liyle aynı arabada oturuyorum. Aman Allah'ım. Hiçbir şey olmaz. Bak ben seni ne kadar seviyorum, bir kez daha emin olduk mu? Evet. Hala yanında duruyorum, kaçmıyorum. Kaçamazsın ki zaten, devlet müsaade etmiyor. Yo, şu an maskemi takıp diğer odaya seni kapatabilirim. Kapatmıyorum bak. Ama temas. Ya da kendimi kapatmıyorum. Işte. Tamam abi, sen daha çok seviyorsun. Tamam. Böyle var ya, karma karışık bir haldeyiz valla. Hemen size söylemek istedim. Onu diyordum, anneciğim de yemekleri tabii bir sürü hazırlamış. Dedi ki işte pideniz var mı? Dedim yok pide evde. Tamam dedi, pidenizi, yemeklerinizi hepsini kavanozlara koyuyorum. Kapının önüne babanla yolluyorum, alırsınız dedi. Herhalde bu Covid'de evet, Allah razı olsun anneciğimden. Bütün hepsinden, kuzenlerimden, ablacığımdan, hepsinden, herkesten Allah razı olsun. Biliyorum bizi yalnız asla bırakmazlar. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Bak Meryem daha bir yarım saat için ikinciyi aradı. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Böyle yani, ben sizi şimdi bir haberdar edeyim istedim. Zaten size vlog açtım. Kirazoğlu'na gelmişiz. Yani. Bayağı da yol kat etmişiz. Kaç dakika olmuş? 8 dakikadır konuşuyorum. Böyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim demeye alışmışım. İğrenciye söylüyorum. Bilmiyorum valla, tavsiyeleriniz varsa yine söylüyorum. Lütfen ama yazın. Ama ben şöyle diyeyim, hani grip olarak düşünmeyin, gerçekten böyle farklı bir şey. Yani farklılık hissediyor musun? Tabii ki ya, ben... Ama vücudunda bir şey yok ki, bir etkisi dedin sen. Etkisi ama öyle hani normal bir, yani, normal bir etkisi değil mesela. Etkisi olur, kolunu kaldırırsın, böyle hareketini yaparsın, seni çok kısıtlamaz. Bu gerçekten kısıtlıyor. Şimdi Zeynep ablamdan biraz vitamin de isterim ben eczaneden. Takviyeler benim de var alırız. Var evde vitamin. Var ama bilmiyorum. Belki o daha farklı. Karamürver vitaminiz var. Dün akşam da Aynur ablayla görüntülü konuştuk. Akşam mı konuştuk? Önceki akşam. Dün akşam. Dün akşam. Dedim vallahi var ya maşallah. Bir dedim Covid bir senle bana uğramadı Aynur abla dedim ya. Maşallahımız var dedim. Valla maşallah dediğim var ya. Gerçekten ya. Valla bak Aynur abla izliyorsa şimdi buraya yazsın dedim. Aynur abla bu Covid bir sana bir bana uğramadı. Maşallah subhanallah dedim. Gerçi şu an bende hala yok ama olur diye, muhtemelen olur diye düşünüyorum. Değişik bir 7 gün beni bekliyor. Allah'ın izniyle atlatalım da. Eve geldik. Hemen hasta moduna girdik. Yok yok, şaka bir yana. Şey yaptım. Zinet ablamı aradım. İşte vitamin takviyesi olarak ya da işte ekstra önerebileceğim bir hap var mı diye, eczanede çalıştığı için o. O da İzmit'teyim. Bir sonra Kübra'yla konuştum. Kübra sağ olsun kapıya kadar getirdi. Kapıyı asmış, hatta hemen tık tık yaptı kapı. Gittim kapıyı açmaya. Koşa koşa aşağı kaçıyor. Canım ben halbuki ona dedim ki o ilaçları dedim bizim apartmanın kapısının en alta asarsan ben oradan alırım dedim. Ama o hiç rahat etmemiş, 3. kata kadar getirmiş. Sağ olsun. Sonra işte ablam zencefilli zerdeçallı böyle bir karışımı var. Ballı bir karışımı. Onu yapmış. Onu yollamış. Böyle iftar için ben de şimdi marulum var biraz. Şeyin kıvırcık salatası yapacağım. Marul salatası yapacağım. Annem de yemekleri gönderecek dediğim gibi. Böyle iftarı bekleyeceğiz. Artık 7 gün ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah güzel atlatalım da. Razıyım yani evde durmaya. Böyle bir ağır bir durum olmasın da. Hem dedim vlogumu kapatayım. Hem yolda böyle bir şokla söyledik size. Öyle bir sonlandırmamışım bile vlogumu. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Geçmiş olsun diyen herkese. Yazabilirsiniz, bol bol vaktimiz var. Artık cevap veririm. Çok teşekkür ederim herkese. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel Ramazanları inşallah hepinize. Dualarınızda beni de eksik etmeyin. Bizi de Sami ile. Görüşürüz. Hoşçakalın.